Orta öğretimde başörtüsünün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'daki birçok okulda kız öğrenciler derslere başı kapalı olarak girmeye başladı. Bağcılar'daki bir okul önünde bekleyen veliler önceliğin eğitim sistemindeki sorunlara verilmesini istiyor. Sayın seyirciler gençler bonzai illetiyle boğuşuyor. Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz görüntüler tehlikenin hangi boyutlara ulaştığını resmen kanıtlar nitelikte. Soyacağı İstanbul Mecidiyeköy'de trafik sıkışıklığından yararlanarak araçların camını silen ve sürücülerden para talep eden şahıslar motosikleti iki gence saldırdı. Polisin araya girmesine rağmen şahıslar gençleri uzun süre kovaladı. İşte o anlarsa bakın kameralara nasıl yansıdı. Batmanda da bir sağlık çalışanı kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Tüm bunlar yaşanırken güvenlik kamerası da kayıttaydı. Polis ekipleri sağlık çalışanını elinden yaralayan saldırganı şimdi her yerde arıyor. Uşak'ta da meydana gelen trafik kazasında 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Sayın seyirciler Rusya'da meydana gelen bir kazada otobüsün kamerası kayıttaydı. O anlar saniye saniye kaydedildi ama bir baba oğlunu bakın ölümün kıyısından nasıl çekti kurtardı. Recep İvedik filmlerinin başarısı tescillendi. Milyonları salonlara çeken Recep İvedik serisi Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden biri oldu. 5 filmlik listenin 3'ü Recep İvedik filmleri oldu.